erkek adam derler. Vesiyan takarız, ıskarpinle basarız da kaytan bıyık vurarız. Alem bize dar gelir, cekete hiç sığmayız. Atarız omzumuza amana, mahreme bakmayız. Bize erkek adam derler, ağlamayız gülmeyiz. Bir elimi saldırmada korku nedir bilmeyiz. Takarız belimize altı patlar kıyamet. Bir tane canımız var, o da Allah'a emanet. Erkek adam derler, efendiye biteriz. Üç beş kurşun yakarız da o barakı içeriz. Nam salmışız İstanbul'da, kusur olmaz saygıda. Bize, bize seve. Yer yok raconda, bela ile sözlüyüz. Mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarimiz. Bela ile sözlüyüz. Mahpus ile nişanlı, namımızla evliyiz. Yalnızlıktır yarimiz. Ne dedin, ne dedin? Hele bir daha söyle. Satın almak istiyorlar dedim. Nereyi nereyi, hele bir daha söyle. Burayı abi, burayı. Ula sen bilmez misin, bu kahve satılık değil, dur. Burayı satın alacak baba yiğit daha anasının karnından doğmadı. Abi ben bir şey demedim. Adamlar niyet etmiş. Ben sadece aracıyım. Ula sen diyemedin mi? O kahveler emanettir. Emanet satılmaz. Emanet sadece layık olana devredilir diye. Bir daha bu kahveyi satmak, satın almak, satın almaya teşebbüs etmek, hatta içinden geçirmek fiiliyle karşımıza geçersen ya da birilerini geçirirsen... ibreti alem için seni bu ağacın altına gömerim. Bana müsaade. Muhtar, mahalleyle ilgilen yoksa ben ilgilenirim. Baş üstüne Eşref'a. Abi bana da müsaade. Ben mesajı açık seçik aldım abi. Seninle daha işim bitmedi. Sebahati al bunu içeriye. Başsın abi. Gel lan buraya. Gel. Buldu ya limon. İlla suyunu çıkaracak, sıkacak. Limon sarı değil mi? Sahne. Benim rengim. Ben kara eriye karışıyor muyum? Lahmi. Fos. Feraye Hanım nerede Ejder? Sana ne Gürbüz? Ne demek bana ne Ejder? Ben sana soruyor muyum Yadigar Baba nerede diye? Nerede olacak, dükkanda? Bana ne, ben sormadım. Ejder çatlatmadı mı söyle. Gelecek mi gelmeyecek mi, ona göre bekleyeceğim. Sen bekleme, belki gelir belki gelmez. Senin bir şey canın mı sıkkın? Sıkkın. Niye, ne oldu? Kardeşim hangi dükkana yemek götürsek Feraye'yi soruyor. Milletin derdi kereviz yemek değil Gürbüz. Feraye yemek. Doğru konuşuyorlar, bak vallahi fena yapacağım ha. Yalan mı oğlum? Çilesini biz çekelim, sefasını başkası sürsün. Orhan Gencebay abimizin de dediği gibi batsın bu dünya. Sana daha güzel, daha mutlu yarınlar dilerim Ejder. Şaşıran sen mi yoksa ben miyim? Oldu Memoş nenem gibi. Titre titre dur. Reyhan yok mu seni alan? Aman. Patlama geleyim ha. Çok havalı be. Merhaba.
Oo, Feraye Cikcik. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? Keremine şükür iyiyim. Buyur canım. Ceylan dedi ki, kilolarınla dertliymişsin. Bence çok bir şey yok ama belki biraz yanlardan versen iyi olur dedim Ceylan'a. O da dedi ki nasıl versin kızcağız, ne yapsa olmuyor. Ayol olur mu öyle şey? Maydanoz suyu kaynatacak, her gün 2 litre içecek. 5 günde 5 kilo. Bunların hepsini sana Ceylan mı dedi? Ne iyi bir arkadaşım var. Çok şanslısın. Ben her gün senin için kaynatırım. Görüşürüz. Asıl Ceylan'la görüşürüz. Ya benim etlerim sizi mi geldi? Karılara bak be, ikisi bir araya gelmiş. Ya siz benim etime kurban olun, kurban. Hükümet gibi kızım be. Etime taktılar kafayı be. Ben geleyim şimdi. Geldim. Geldim, geldim. Ay. Ay Reyhan, ben de sana gelecektim. Bak bak, bak yüzüme ne yaptım. Senin yüzün mü var? Senin utanman mı var? Sen benim sana verdiğim sırrı, arkadaşça, kardeşçe söylediğim sözü... ...elin 7 kat yabancısına mı yetiştiriyorsun yemeden içmeden? Reyhan, ne diyorsun sen? Bak, bana Feraye'cik ne getirdi? Kilon fazla, iç iyi gelir dedi. Ay Reyhan, ne kibar bu kız, ne düşünceli. Bana da cilt bakımı için bu kremi getirdi sağ olsun, yüzüm gözüm açılsın diye. Dur ben açam senin yüzünü. Ne yapıyorsun Reyhan? Sakın kurulamayasın. Çıkmamış çopura iyi geliymiş. Kaybettiğin yüzün bile geri geliymiş. Ama yüreğini ciğerini bilemem. Hele Reyhan'ın geri gelir mi onu hiç bilemem. Benim yüzüme bunu püskürten Reyhan'ım yok. Bey baba buyur. Teşekkür ederim. Tadı güzelmiş. Bak, tadı güzel olanı nasıl da hatırlıyorsun. İçim ısındı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun bey baba. Süt yaşlıya da, çocuğa da, gence de çok faydalıdır. Ben kendimi kaybetmemek için her fırsatta süt içerim. Oh. Bir tane daha iç bey baba. Yok yetişir. Teşekkür ederim. Olur mu bey baba? Daha tam ısınmadın. Peki doldur öyleyse. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bey baba asıl ben sana teşekkür ederim. Sen lütfedip de benim dükkanıma geldin. Sen buraya gelmeseydin ben seni nerede ve nasıl bulurdum da bu sütü sana ikram edebilirdim. Hayati! Hayati! Ola ki ölürüm mölürüm. Emaneti de sana bırakacak olurum. Gerçi bu gidiş de zor ama. Estağfurullah abi. Ne estağfurullah? Allah gecinden versin denir. Amin abi. Yine duayı ben edem. Hayati bek amin çeksin. Neyse söz ver abine. Senden sonra bu dükkanı emanet edecek bir delikanlı bulamazsan... ...yık burayı. Yandaki kahveyle beraber yık. Ama satma Hayati. Başlıyorum abi. Sen kimin dükkanını yıkıyorsun Hayati Bey? Sen emanete böyle mi bakıyorsun? Yok sen yık dedin abi. Ben derim. Sen de diyeceksin ki abi olur mu? Bu topraklar her zaman bir delikanlı çıkarır. Bak bunlar benim emmi oğullarım mı? He?
Emanetin her zaman bir bekçisi vardır. Sen bana nasıl emek verdiysen, ben de gençlere öyle emek veririm. Emanet sahipsiz kalmaz. Bu dükkan yıkılmaz. Abi vallahi ağzımdan aldın. Ben de bunları böylece düşünüyordum. Tam ben söyleyecektim, sen erken davrandın. Vallahi mi? Abin hep erken davransın, sen de hep geç kal. O Mete'ye ne diyorsun? Hangi Mete abi? Çin seddini yaptıran Mete. Hangi Mete olacak? Arkadaşlarıyla kızlı erkekli kalan genç. Ondan bir numara olmaz. Yollayalım gitsinler mahalleden abi. Ondan bir numara olmaz. Bundan iki numara olmaz. Ama senden 10 numara olur. Öyle mi Hayati Bey? Sana emir. Ben o çocukta bir ışık gördüm. O sarısı fosso. Ancak bizim fosso rengine sahip çıkarsa belki. Ama sen onlarla ilgileneceksin. Bir kere öyle aynı evde kızlı erkekli. Olmaz. Bu konuya bir çözüm bul bir. Son abi. Sen hele bunu hallet, gerisini sonra sor. Bundan boyuyla bir tane evi bile satın almayacaksın. Satın alma işlemi durdurulmuştur. Abi benim işim bu. Ben o zaman ne iş yapacağım? Yapma, işine gir. Bak inşaat işinde çok para var. Ama abi. Ama yok da, ama yok. Aferin Sebati. Tamam abi. Satın almak yok bundan sonra. Gel. Fakat birine peşinatını ödedim. O ne olacak? Geri verir daha. Kimmiş o? Adnan Bey var. Hangi Adnan o Sebati? Telefoncu Adnan olmasın abi? Ula o da mı bağ sormadan evini satmış? Satmamış abi. Sadece para lazım olmuştur. Peşine dalmıştır. Bizim Adnan abi, abi işte. Sen daha iyi bilirsin. Bilirim. Tamam, o parasını geri verir. Abi peki kiralık daireler ne olacak? E onları karaya soracaksın. Kiralıklar karanın. Yani ka ile başlayanlar karanın. Sa ile başlayanlar sarının. Yani benim. Yani satmak, satılık yasak. Ben gidip Adnan'a getireyim mi abi? Yok boş ver, getirme Sebati. Aramızda laflıyoruz. Ne işi var Adnan'ın buraya? Peki abi. Sebati. Peki gidiyorum manasında peki abi. Peki abi. Sebati. Efendim abi? Ha bu emlakçı niye karşımda oturuyor? Benim buna diyeceğim bir şey kalmış mıdır? Kalksana lan. Kalk kalk kalk. Ne işin var burada? Şadi Hanım, şeref verdiniz. Ben sana bitini bile vermem. Senden bitini bile istemem. Ben şimdi size ne dedim ki Şadi Hanım? Kalbimi kırıyorsunuz. Kalbi de varmış kartoloşum. Ayo senin kalbin duralı oldu 10 sene. Kalbin atsa, hayatta olsan kızının oğlanlarla gezmesine müsaade eder misin? Sen ne diyorsun Şadi Hanım? Diyorum ki, o kızın benim Sebatimin peşinde koşmaya devam ederse onun böyle saçlarını yolarım, senin de böyle gözlerini oyarım. Zorlama canım kendini. Gelirse kendiliğinden gelecek. Gelmezse de canın sağ olsun. Ben her şeyi hatırlıyorum da ne oluyor? Yok, hatırlasam iyiydi. Anlatırdım sana, dertleşirdik. Ben dertleşeyim seninle. Belki aklına bir şey gelir. Olur. Benim bir çırağım var. Kerata o kadar yetenekli ki. Ama ne yapsam gözü işte değil, hep oynaşta. Gerçi o da ne yapsın? Görüyor demek ki akranları, her biri bir gezmede, bir tozmada. Bu da heves ediyor. Gençlikte olur. Bize de olmuştur herhalde. Nerede olmuştur? Bizde hiç böyle olmadı. Doğduk bu dükkanda,
öleceğiz bu dükkanda. Nerede kaldın Tosun? Rahatsız olma sen bey baba. Arkadaşın mı usta? Öpeyim bey amca. Berhudar ol evladım. Bakalım adın neymiş bey baba? Gürbüz, koş bakalım muhtara. Bey babanın adresi neresiymiş? Ben hiçbir şey anlamadım usta. Bir şeyden de eksik kal be Gürbüz. Koş! Zahmet oldu gence. Zahmetlik çağında. Daha genç, toy. Şimdi koşmayacak da bizim gibi olunca mı koşacak? Adın abi yürü, Eşref abim seni çağırıyor. Hayırdır, hadi, telefonunuz hadi. Mu bozuldu Sebahattin? Yok be abi. E niye koşturuyorsun Sebahattin? Ara telefonla geleyim. Oho, ben bunu Eşref abime izah edene kadar seni götürürüm daha kolay. Ayrıca yiyorsa sen açsana telefon. Eşref abi beni sormuşsun, buyur telefonda söyle desene. Hadi, hadi buyur buyur. Diyeyim ne var? Abi sen manyak mısın, bırak şunu ya. İkimizi de öldürecek misin? Yürü dedim baba, hadi ya. Hadi, ya, hadi abi hadi. Dur. Hadi hadi yürü. Sen beni insanlara rezil mi edeceksin Lütfiye? Vallahi benim bir günahım yok baba. Ben kaç kere söyledim o Sebahat'e. Bırak peşimi, babam kızıyor diye. Yok. Tutturdu, ben seni Allah'ın emriyle alacağım. Annemi de babana vereceğim diye. Zevzek zevzek konuşma. O zaman ne diye anası gelip burada bana hakaret ediyor? O ikinizin arasındaki bir şey. Özel hayatınız. Ben girmeyeyim. Bana müsaade babacığım. Otur şuraya. Peki baba. Bir daha evden dışarı adımını atmayacaksın. Sebati ile görüşmeyeceksin. Eğer dediğimi yapmazsan ben yapacağımı bilirim. Peki baba. Anladın mı? Gel. Cevher amca, kolay gelsin. Sağ ol Gürbüz. Ne var? Şey... Bu amcayı tanıyor musun? Yoo, tanımıyorum. Peki adresi var mıdır? İsmini kayıtlardan bir baksam. Bir bakayım. Hayırdır? Ne bileyim, ustam yolladı, gerisini de bilmiyorum. Bizim dükkanda oturuyor. Nasılsın Lütfiye abla? Türkiye gibiyim Gürbüz. Dalgalı bulutlu. Bizde yok adresi ama diğer muhtar arkadaşlara bir soralım. Ne demek peşinat gitti Adnan? Abi bu sıralar satış yok. Tamir de yok. 3-5 derken para gitti. Ulan o kadar para nereye gidiyor? Adnan beni deli etme. Abi bir de memlekete para yolladım. Biliyorsun anam babam yaşlı. Bir sene boyunca hastaneden çıkmadılar. İlacıdır, hastane parasıdır derken eldeki avuçtaki eridi. Ulan madem anam baban hasta, benim niye haberim yok? Abi çekindim. Ulan Sebahati ne diyor bu da? Ne zamandan beri abilerden çekinilir olmuşlardayken? Vallahi bugün Adnan abi bir tuhaf abi. Böyle ileri geri konuşuyor. Bak şimdi, peşinattan hiçbir şey kalmadı mı Adnan? Kalmadı abi. Peki Adnan, sen şimdi git. Biz bir şey yaparız. Evim evi satmak yok. Abi, evi satmam lazım. Ne? Niye ula? Daha borcum var. Gelecek para ancak borcu kapatır. Çalıştığımızla da kirayı öderiz. Adnan sen evi değil dükkanı sat. Ula sen ticareti ne zaman öğreneceksin? O kadar çalış çalış. Bu neyin borcu da? Sebahati. Efendim abi.
bu Adnan git dediğimi duymadın mı? Alo, Adnan abi, alo. Naş. Sabahati, sen bir şey anladın mı? Ben anlamaktan ziyade abi, pek inanmadım. Ben de. Aferin Sabahati. Sağ ol abi. Eşref abi, hani Şarkışlı'da Durmuş abi var ya, hanımı başhemşire Baltalıman'ın kemik hastalıkları hastanesinde. İki çocukları var bunların. Lütfü, Sade'de gel, beni şişirme. Özür dilerim abi. Bunların çocukları özel mektebe yazılmışlar ya. Durumları sıkışık abi. Verisiyi hiç geçirmeyen adam dükkana uğramaz oldu. Durmuş'u severim Lütfü. Borcuna sadık adamdır. Kemiği de kalındır, yardım kabul etmez. Bir kilo domates istediklerinde iki koy, birini bana yaz. Sebzeyi not aldım abi. Meyvada? Aynısını meyvada da yap. Meyvada. Başka? Abi hani Gavur Dağı var ya Adana'da. Hani salatasıyla meşhur. Hani böyle üstüne ceviz de koyuyorsun? Kırdırtma cevizini. Nedir Lütfü? Sade'de gel. Özür dilerim abi. Bu Gavur Dağlı Haşim Usta var ya abi, dedeleri pamuk tüccarı. Sonra iflas etmişler, pavyonda, kumarda. Bütün sermayeyi yemişler. Hırdavatçı Haşim'e demiyor musun? Aynen onu diyorum abi. O zaman Lütfü, niye Hırdavatçı Haşim demiyorsun da bütün şeceresini sayıyorsun? Esnaflığı bize siz öğrettiniz. Mahallenin yedi sülalesini bileceksiniz diye. Lütfü, İşte Gavur Dağlı, Pamukçuzade, Pavyonzede, Hırdavatçı, Haşim abinin durumu çok kötü. Benim durumum nasıl görünüyor Lütfü? Maşallah iyi görünüyor abi. Hayırdır, bir şey mi var abi? Lütfü, ömrümü tükettin Lütfü. Söyle Haşim'e kahveye gelsin. Abi bir şey unuttum. Ne var Lütfü? Haşim abinin hanımı yok mu Samsunlu? Lütfü! Samsunlu değil mi Ayşe abla? Ne yaptın Gürbüz, bulabildin mi adresi? Buldum ustam, buldum. Zaten ev ahalisi bey amcayı arıyormuş. Bey baba, bak evden bekliyorlarmış. Gidelim mi, ne diyorsun? Gidelim tabii. Bekletmek olmaz. Bey baba nereye? Paltonu almayacak mısın? Palton mu vardı benim? Vardı ya. Unutmuşum. Hayırlı günler evladım. Her zaman bekleriz bey amca. İnşallah, inşallah. Hadi Ejder'cim, koşa koşa git, koşa koşa gel, hadi. Feraye Hanım, bak baştan söyleyeyim. Bunlar benim elimden yemiyorlar. Ay, iki elim var, hangi birinize yetişsin ya? O eller ancak buraya yetişir. Diğerleri de benim vezir parmaklarımı yesin. Koş. Hadi. Ceylancığım, ne oldu sana?
Yüzünden düşen bin parça. Reyhan canımı sıktı. Niye, ne oldu? Sen ona bir şey götürmüşsün ya zayıflamak için. Hepsini kafamdan aşağı döktü. Ya. Vallahi bu sefer özür dilemezse dürüp yüzüne bakmayacağım. Her seferinde kıyamıyorum. Çocukluk arkadaşıyız, kaderi ortağıyız diyorum. Bağrıma basıyorum ama bu sefer yetti. Anam, senin kemiklerin kalın. Yoksa fazla kilon milon yok. De ki var. De ki var. Onlara ne? Ben taşıyorum anam. Benim belime külfet. Hem ben o sarı çiyen boncuğa sırrımı veriyorum. Sen ne hakla oturuva ferayesine yemeyip içmeyip yetiştiriyorsun? Ceylan yapmaz öyle bir şey. O kadın uydurmasın sakın Ceylan böyle böyle dedi diye. Yok, Çağdaş demiş. Demiş ayıp etmiş. Ya ben dedi diyeyim, sen hala demiş dediysin ha. Ayıp etmiş o zaman. Bu kız benim elimi öpüp benden af dilemedikçe ne onunla konuşurum ne abimi konuştururum. Sakın aracım aracı olmaya kalkmayasın Şadoş. Kızım, benim aracı olacak halim mi var? Benim derdim bana yeter. Hakikaten Şadoş, senin niye betin benzin öyle atmış? Sebahati beni öldürecek Reyhan. O şaşı kızı seviyorum diye tutturmuş. Canım, en azından şaşı. Benim kadar kilosu yok. Ne olacak benim bu kilolarıma? Tuluk oldum diyeyim ya, tuluk. Ye, ye. Anam, zebzebo bir şey olmaz ya, iyiyim. Böyle sokak ismi mi olur? Kızım gel. Ben sonra geleyim Şadoş. Ben biraz kiloluyum ya. Yerinizi dar etmeyeyim. Çıkıp gideyim. Kızım, niye böyle yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum Şadoş. Haksız yere başımdan aşağı o pis şeyi döken kızına sor. Aa, niye? Mucize ilaçlı canım. Saçından aşağı döktüm ki karakter olarak iyice bir zayıflayasın, iğne ipliğe dönesin. Şadiye'ne haksız mıyım? Sormadan etmeden başımdan aşağı maydanoz suyu döküyor. Güya ben Feraye'ye sırrını demişim. Demişsen hata etmişsin. Ay, demedim diyorum Şadiye'ne. O zaman Reyhan haksız. Hadi oradan Şadoş. Reyhan'a da sen haklısın demişsindir sen. Yok kızım, sizi konuşmadık. Sebahati'yi konuştuk. Ay, bu çocuk beni öldürecek. Abim haklı söylüyor. Var bu sarılarda bir sinsilik. Ya anlamadım, gitti. Kendi kendine konuşana ne denir? Şişko. Bana mı şişko diyorsun? Sana niye diyeyim? Kendime diyorum. Lafları ağzımdan atıyorum ki belki hafiflerim. Sakin şişko değil. Bacın diyor. Bacının bir numaralı bacısı Feraycık diyor. Onlar ne anlarmış kadından? Erbabına sor bakayım. Eşref'im, ben kilolu muyum? Uy, sendeki bu kaş, göz, saç dururken. Uy bu süzülmeler. Uy sendeki bu eda, tavır, iş ve naz dururken. Sendeki bu gülen yüz, güzel yüz, tatlı söz dururken. Kim senin ayıbına bakmış, ayıp etmiştir. Eşref'im, sen de olmasan bana kimsenin iki çift güzel laf söyleyeceği yok. Hakkımı inkar etme. İki çift mi dedim? 10 çift güzel laf ettim. Gerekirse 10 daha ederim. Et, et. Vallahi öyle hoşuma gitti ki. Böyle yağlarım eridi.
Reyhan. Söyle Eşref'im. Sen niye sokaklarda geziyorsun? Sen niye evinde oturmuyorsun? Senin evin yok mudur? Evde oturu oturu oldum tuluk zaten. Belemişsiniz bir ev. Ne varsa evde. Madem o kadar güzel, biraz da siz oturun. Uy, ne olmuş buna? Olmuş bir avuç diken. Tövbe. Abi ne yapayım? Bir sürü lüks mağaza açıldı. Kimse bizden alışveriş yapmıyor. Her gün işler kötüye gidiyor. Esnaf ağzı yapma bana Haşim. 50 senedir her gün bu memleket kötüye gidiyor. Hiç battığı olmadı. Her gün yeni apartman dikiliyor Haşim abi. Siz onlara satış yapmıyor musunuz? Buyur cevap ver. Hayati Bey 40 yılda bir doğru soru sordu. Teşekkür ederim abi. Rica ederim Hayaticiğim. Evet Haşimciğim, cevap bekliyoruz. Abi ben istemez miyim işlerim iyi gitsin? Ben istemez miyim para kazanmayı? Rızk meselesi. Ne olduysa rızkımız kesildi. İşte ben de ne oldu da o rızk kesildi? Onu sorayım. Vallahi bilmiyorum abi. Ne kadar borcum var sağa sola? Çok var abi. Hayati, Haşim abinle git bankadan para çekin. Acil olanları hemen ödeyin. Abi. Allah razı olsun abi. Estağfurullah, estağfurullah. Hayati bana parayı versin abi. Ben yarın tek tek esnafı gezeyim. Ne zamandır hiçbirinin dükkanına dik vaziyette girememiştim abi. Bayram öncesi iyi olur. Sen söyle kime borcun var, ben öderim Haşim abi. Yok yok. Sen Haşim abinin dediği gibi yap Hayati. Abi. Hayati diyeyim, kime diyeyim? Baş üstüne abi. Çok sağ ol. Yok abi, Adnan yalan söylüyor. Ula Şükrü, kat'i konuşuyorsun, dikkat et. Nereden biliyorsun yalan söylediğini? Abi senin adam Şükrü makasını boşa sallamaz. Her gün sakal tıraşıyla buraya geliyor. İki günde bir saç tıraşı. Bana mı süsleniyor? Ne? Ula karısına süsleniyor, dur. Eşref abi, kim karısına süslenmiş ki? Adnan süslensin. Ne? Hem 15 senedir aklı neredeymiş? Ula Şükrü çatlatmadı mı? Kime süsleniyor o zaman? Abi var bir ikinci hanım durumu demek ki. Yoksa esnaf adam karşısında esnafa süslenecek değil ya. Ula Şükrü. Bak bu işin iftirası olmaz. Ondan sonra Eşref abi var diyorum. Bir sefer ben dükkanı kapattım. Eve dönerken bir taksinin içinde Adnan yanında bir kadın. Uy! Ondan sonra. Kes kes. Ula deme diyorum şu lafı da. Sinirlerim bozuluyor. Özür dilerim abi. Kimmiş o karı? Allah'ım sana teşekkür ediyorum. Çok korktum dedi. Hayırlı günler Eşref Bey.
Yaralı bir ceylan mı geçti buradan nedir? Güzel kokusu ta burnuma kadar gelir. Eşref'im, hiç görmedim seni, kusuruma bakma. Ele mi? Ne olmuş ki katran düşmüş gözüne? Eşref'ini bile göremez olmuşsun. Bu Selim bacım beni öyle üzdü ki. Reyhan. Reyhan ya. Başımdan aşağı pis sular döktü. Şaka yapmıştır ceylan. Bilirsin onun oyunu. Eşek şakasını çok sever. Yok, şaka değil. Konuşmayacağım ben artık onunla. Çok şükür. Daha evlenmeden gelin görümcü oldunuz. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir. Ben size dedim. Ağır olun. Evinizden çıkmayın. Hey yoa, birbirinize koşmayın. O kaybeder. Benim arkadaşım çok. Misalen? Ferayecik var. Vay ben onun cikine. Ceylan, tepemin tasını attırma, bana elin karısını boğdurtma. Bak iki günde sizi birbirinize düşürdü. Şu kadına inanmayın diyeyim, kimseye dinletemeyeyim. Ama sen böyle her kavgada bacından taraf olacaksan, bu iş biraz zor Eşref'im. Ya ben ne bacımdan ne sevdalımdan yana olurum. Daima haklıdan yanayım ben. Bizim terazimiz yanlış tartmaz Ceylan Hanım. Ceylan! Kız Ceylan! Ceylan diyeyim. Kime diyeyim? Vay ben senin o sarı inadına. Sarıya söyleneyim de kardeşim. Bizim evimizde de var bir kara tuluk. Arkamızı döndükçe ortalığı birbirine katıyor namussuz. Reyhan, ben senin kemiklerini kırıp zayıflatmaz mıyım? Gürbüz. Bir tas sıcak süt ver. Ustam ne yaptın, götürdün mü amcayı? Götürdüm Gürbüz. Ailesi çok merakta kalmış. Şöyle bir hava alayım demiş, çıkış o çıkış. Çok sevindiler. Torunları boynuna sarılıp ağladılar. O da onlara sarıldı. Çocuklar gibi ağladı. Ustam, çok beğendiğin, sevdiğin paltonu o yaşlı amcaya verdin. Senin de paltoya ihtiyacın yok muydu? Vardı. Ama onun daha çok ihtiyacı vardı. Hem o kaybolmuştu. Eğer o paltoyu vermeseydim, ben de insanlığımı kaybederdim. Şunu iyice kafana sok Gürbüz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Çık oğlum oradan, çık 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 çık. İnanmıyorum ya. Çattık ya. Ne yapıyor bu ya? İnanmıyorum ya. Baksana. Yok artık. Allah Allah. Oha. Yasak. Bundan böyle kızların erkeklerin tarafına, erkeklerin de kızların tarafına geçmesi yasak. Neymiş? Yasak. İyi de abi, sabah okula giderken ne yapacağız? Merak etme, ben geri çiviler sökerim. Abi böyle hapis hayatı gibi olur mu? Erkek adam hapisten korkarım oğlum. Ama Mete, biz ne yapacağız burada? Korkarız gece. Bu mahallede korkacak hiçbir şey yok. Kapınız açık, bile yatabilirsiniz. Oğuz, PlayStation'ım burada kaldı. Ya. Kalsın orada ya. Sıkıldım zaten oynamaktan. Allah Allah. İyi de abi, bizim kızlarla aramızda bir şey yoktu ki. İyi işte. Oldu. Kapı. Ne bileyim ya. Aynı takım. Hadi size iyi akşamlar. Ay inanmıyorum ya. Of. Bu ne? Ispanak abi, demir var içinde. İçinde çimento olan bir şey yok mu karnımız doysun? Pilav değilsen yapmam. Bir kalori var onda. Kalori ne kız? Yok,
Kilo ha kilo. Sana bunları kim öğretti? Hele bana onun ismini ver. Gazeteden okuyorum abi. Gazete maste okumak yasak bundan sonra bu evde. Ceylan'la aranızda bir şeyler geçmiş. Ne oluyor Reyhan Hanım? Utanmadan bir de gelip sana şikayet mi etti? Ha, şikayet değil canım. Aramız bozuk. Düzeltirsen sen düzeltirsin Eşref'im dedi. Ele mi dedi? Ele dedi. O Feraye ile konuştukça ben onunla konuşmayacağım abi. Hatta sana da tavsiye ederim abi. Sen de konuşma o Ceylan'la. Feraye onun aklını çeli. Başka bir emrin Reyhan Hanım? Estağfurullah. Ricam olur. Reyhan diyeyim kime diyeyim? Ben diyeceğimi dedim abi. Ben görüşmüşsem sen de görüşmüşsün. Kızım tamam görüşmeyek de bunlar bacı kardeş saflar saf. Bunlara bir sahip lazım. O kadının istediği de zaten bu. Biz onlarla konuşmayalım. Kadın istediği gibi cirit oynasın. Ne oynatırsa oynatsın. İster beştaş oynatsın, ister dansöz oynatsın. Bacın senden 40 yılda bir şey istedi. Ölür müsün iki gün benim hatırıma Ceylan'ı görmesen? Canım bana bir şey olmaz da boncuğa yazık. Nasıl kıyısın anlamayayım. Ya dayanamam mı diyorsun? Terbiyes terbiyes konuşma. Senin abin yedi düvele dayanmış. Bir çift maviş göze mi dayanamayacak? Sözüm söz mü diyorsun abi? Hele vır vır etme. Hele git bari ekmek getir oradan. Kıza bak. Bir dilim ekmeğimiz var. Gidip gelip kan doğrayayım. Gidip gelip kan doğrayayım. Bitti artık abicim. Yalvarmadıkça, elimi öpmedikçe barışmam. Onun abisi de el öpmez, bacısı da. Alerjileri var bizim ailemize karşı demek ki. Var abi. Hakikaten var. Sen de görüşme abicim Reyhan'la. Ben niye görüşmeyeyim? Benim bir alerjim yok, benim bir kaşıntım yok. Az önce var dedin abi. Onların var dedim, benim var demedim. Erkek adam küçük şeylerden alerji olmaz. Senin bacının kafasından aşağı sular döküyor. Bundan büyük şey mi olur alerji kapacak? Abartıyorsun, o senin eline dökmüştür. Kafama döktü abi. Eğmişsindir başını, o yüzden kafana gelmiştir. Ben sana dedim ki bizim ailenin başı hep dik olacak. Mezara bile dik girecek. Sen abinin sözünü niye hiç dinlemiyorsun Ceylan? Abi bir defa da sen benim sözümü dinlesen inansan ya. Hiç kıvranma Ceylan. Ben Reyhan'la görüşürüm. Buna onun abisi engel olamam. Sen mi olacaksın? Ulan sen benim başıma yeni kara mısın? Sebati misin? Nesin? Nereye durur benim bacım Ceylan? Abi sen bir şey mi yiyorsun? Zıkkım yiyeyim. Niye bir şey yiyeyim? Boğazıma bir şey takılmış. Ekmek çiğnedim ki biraz böyle aşağı insin. Su iç abi daha çabuk gider. Ben de senin üvey abinim değil mi? Önümden ekmek kaçırıyorsun karatuluk. Bak Ceylan'la görüşmem değilsen bir parça ekmek vereyim arasında kavurmayla. Nasılsa Ceylan'ım gelirken yiyecek bir şeyler getirir. Senin kavurmana kalmadık. Aha vallahi geldi. Şimdi bu tuluk almaz kızı içeri. İyi akşamlar Eşref abi. Bir konu hakkında görüşebilir miyiz? Geç içeri geç. Aç mısın tok musun yeğenim? Tokum abi az önce yedim. Sıkkım ye. Yemesen ne güzel kavurma yerdik. Bundan sonra Eşref abinin evine aç geleceksin. Peki abi. Gel. Abi. Bu oğlan niye ayakkabıdan çıkarmıyor? Altı temiz ama çıkarayım mı? Bir zahmet. Oğlum sen nerede büyüdün? Hiç eve girmedin mi? Abi bizim evde kimse ayakkabısını çıkarmaz. Bizim evde herkes çıkarır. Çıkar. Çıkar çıkar. Abi. Sen bu fossoyu nereden buldun? Bu Metehan. Bu da benim bacım Reyhan. Memnun oldum abla. Han yok sadece Mete. Korkma canım, çalmıyorlar. Kapının önüne koy. Pardon. Gel, gel.
Mete, bir şey içer misin evladım? Çok içmem abi. Akşamları rahatlamak için bir bira. Oğlum manyak manyak konuşma. Çay kahve ne içersin diyeyim. Birane mi burası? Yok teşekkür ederim. Çay kahve içmem. Abi eğitim uzun süreceğe benziyor. Müsaadenle ben gideyim aşağıda buluşukları yıkayayım. Eşref abi ben vaktinizi almayayım. Hayati abi evin içine kapı çaktı. Kızlarla görüşmeyelim diye. İyi yapmış, aferin. Tamam abi, görüşmeyelim de. Benim bir huyum var. Neymiş? Şimdi ben Damla'yı bu kapıya kadar arkadaş gibi görüyordum. Ama kapıdan sonra Damla benim için bir hedef haline geldi. O niye lan? Türkçe konuş, anlamayayım. Abi, şimdi bir engel varsa duygular değişiyor. Yani ulaşmak istiyorsun. Onu hedefliyorsun. Engelleri aşmak istiyorsun. Biliyorum bunlar beynimin ürettiği sanal gerçekler ama durum böyle. Mete, sen kendi dediğini anladın mı? Abi şunu diyorum. O kapı orada durdukça ben Damla ile sevgili olmak isteyeceğim. Kapıyı kaldırırsan Damla benim sadece arkadaşım. Lan senin nasıl bir arkadaşlık, sevgililik, zihniyetin, diniyetin var ki? Bir tahta parçası senin duygularını belirliyor. Maalesef bu da benim kötü huyum. Engel yoksa kadın da yok. Engel var. Aradaki engel kapı değil, benim. Kaldırabiliyorsan beni kaldır aradan. Yok kaldıramıyorsan kafandaki o tahtayı kaldır. Yoksa kırarım. Abi, bundan da ben bir şey anlamadım. Reyhan! Bir top kavurma getir. Bu çocuk aç, kafası çalışmıyor. Abi? Ne? Nereye bu saatte? İşim var. Bu saatte. Ceylan sen benim kaç senedir bacımsın? 27. Ne 27'si? 30. Abi, kadınlar yaşını az söyler. Kadınlar söyleyebilir, bacılar söyleyemez. 30 senedir ben sana hiç hesap verdim mi? Vermedin. Hadi ben çıkayım. Abi ne zaman gelirsin? Bir saate gelirim. Bak hesap verdin abi. Hesap vermedim. Senin gece gece dışarı çıkmanı engelledim. Ay alayım bari ferayeciyi de işi yoksa gelsin. Alo. Alo. Feraye ne yapıyorsun? İyiyim Ceylan, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Abimin işi varmış gitti de. Müsaitsen bana gelsen. Oturur konuşurduk. Çok isterdim tatlım ama uyumaya hazırlanıyorum. Başka zaman gelirim olur mu? Olur canım, olur. Görüşürüz canım, çok öpüyorum. Ben de. Gitseydin ciğerim, niye gitmedin? Ben birazdan kalkacağım. Öyle ilk çağrışta koşa koşa gidersem kıymetim kalmaz. Hangisi güzel? Karanın bacısı mı, sarının bacısı mı? İkisi de çok güzel. Sen bu sarının gönlünü kap. Ben de Reyhan'ın gönlünü kapayım. Olsun bizim bu iş. Şimdi söyleyin bana, nedir sizin derdiniz? Benim kimseyle bir derdim yok. Zaten beni senin gibi bir yamacının hakemliğine muhtaç eden bir oğlum da yok. Yazıyorum. Şadiye'nin vazgeçilmezi Sebahati. Ayol yazma, niye yazıyorsun? Ben öyle bir şey dedim mi? Karışma işime kadın. Senin derdin ne Sebahati? Benim kimseyle alıp veremediğim bir şey yok. Gayet mutlu mesut yaşıyorken annem taktı kafaya o kız olmaz diye. Hayır, neye göre olmuyor anlamıyorum ki. Bana göre oluyor, Lütfiye'ye göre oluyor. Neye ve kime göre olmuyor?
Yazıyorum. Sebahattin'in vazgeçilmezi Lütfiye. Hele hele. Benim haneme Sebahati yaz, onun hanesine tanımadığımız bir şaşı yaz. Benim oğlumun öyle bir vazgeçilmezi olamaz. Var anne, var. Vazgeçiyor muyum? Bak, vazgeçmiyorum. Anama sert çıkma Sebahati. Dışarıdan müdahale yok Hayati. Burada bütün kozlar paylaşılacak. Ayol o dışarıdan mı? Benim oğlum, oğlum. Tek oğlum. O zaman yazıyorum. Şadiye'nin vazgeçilmezi Hayati. Yaz Yadigar baba. Hayati bana da yaz. Hah, asgari müşterekte buluştuk. Demek ki herkesin bir ortak noktası var. Hayati. Ustam, bizim ortak noktamız ne? Süt. Bir bardak süt koy oradan. Boş boş oturma orada. Benim anlamadığım, sen niye anayla oğlun arasına giriyorsun? Kadın, sen oğlunu reddetmedin mi? Ben anayım. Sabah reddederim, akşama kabul ederim. Sana ne? Oğlum, sen ananı reddetmedin mi? Yadigar baba, reddetmek demeyelim mi? İkinizin hanesine de ortak düşman yazıyorum. Yadigar! Yaz! En başa yaz! Yok Yadigar baba, estağfurullah. Allah aşkına, olur mu öyle şey? Yadigar baba, görmüyor musun? Naz yapıyorlar birbirlerine. Maksat biz sevenlerini üzmek. Yoksa anam gerekirse Lütfiye gelini yapar. Sebahat de gerekirse anası için Lütfiye'den vazgeçer. Hadi oradan, hadi! Bırak gelinim yapmayı, evime hizmetçi diye almam ben onu. Ha, sanki sana sevdiğini hizmetçi yapan var. Yadigar baba, olmuyor ya. Ben burada bir dakika bile duramam. Durursun! Aman, otursun. Ben giderim. Kalk hayat, hadi! Süt içmeden mi gideceğiz ana? Evde süt var! Ana, dur iki dakika ya. Yazıyorum, Şadiye kaçtı. Malum. Sebahati kızı alır. Bu kadar. Parçalarım ben onu. Dur kadın, ne yapıyorsun? Resmi evrak bu. Ben. Ana, ne yapıyorsun? Koyduk bakımıza. Mutlaka tetik düşer, delikanlının ömrü elbet mahpusta geçer. Milli servet bu. Defolun evimden. Delikanlının ömrü elbet mahpusta geçer. Kartallar yalnız uçar, kargalar sürü gezer. Buradan dök bizden başka Azrail racon keser. Sözümüz söz sonuna kadar. Sevmeyiz biz kurvati. Kavga bitmez ölene kadar. Çalar durur eşref saati. Ben ölmeden tabuta giremem. Ulan benim evimin üstünde bir ev olacak.
Birileri o evin içinde tepemin üstünde gezecek. Kim bilir daha neler edecek. Ben adamı öldürürüm da. Eşref abi. He, ta kendisi. Demek anan baban hasta ha Adnan? Abi, izah edeyim. Demek dükkan iş yapmıyor, öyle mi Adnan? Kocacığım kim geldi? Azrail. Ulan Adnan, hadi benden utanmıyorsun. Hadi karından utanmıyorsun. Çoluğundan çocuğundan da mı utanmıyorsun? Eğer sen şimdi içeri girip eşyalarını toplayıp esas evine dönmezsen... ...ben sana olurum Azrail. Ama bir kere canını almam. Her dakika canını alırım. Anladın mı Oni? Anladım abi. Ben yanlış adrese gelmişim bacım. Başka Adnan'ı öldürecekmişim. Of ulan of. Ceylan'ım göründü. Görünmüş abi. Senin ne işin var burada Reyhan? Abi evin içi çok havasız. Bir hava alam dedim. Hava yoksa camı aç. Gir içeri kız. Ay ben de diyordum ki Eşref'imin yanındaki kim? Meğer hiç kimseymiş. Ay laf etti bal kabağı. Abi bu mahallenin kedilerini dadandırıyorsun bahçeye. Ondan sonra gürültüden yatılmıyor. Ben en azından kediyim ya sen? Mau 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 mau. Hadi be. Bak, yeter ulan ne oluyor size? Kavga edecek ses gün süredir. Günler torbaya mı girdi? Edepsizlere bak. Bir abisinin yanında bir Eşref'inin yanında. Çan çan konuşayım. Hadi. Kalk hadi evinize. Herkes eve. Hadi. Kalk. Her gecenin bir sabahı var Reyhan Hanım. Hadi. Aynen. Görüşürüz Ceylan Hanım. Hadi kız. Kışt. Hadi evinize. Allah Allah. Şunlara bak. Yüz verince hemen aslarını istiyorlar. Ula. Kendi kendine ne konuşuyorsun? Oo sarı. Ne işin var sokakta? Uykun kaçtı onu mu arıyorsun? Benim bir işim vardı onu hallettim. Senin ne işin var dikilip oraya benim evime bakıyorsun? Ne senin evine bakacağım? Bir tıkırtı duydum ona baktım. Meğer kediymiş. Yani. Aferin. Kedilere ağalık et. Hadi Fossu hadi. Geç oldu. Ayakta uyur muyursun? Çöpçüler çöpü toplarken seni de götürmesinler. Hadi. Hadi. Ula Ceylan, eğer sensen o karanın kapıda dolanma sebebi yaktım çırani. Ne oldu abi? Uyuyor musun? Uyuyordum, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yat uyu. Ulan ben sen demedin mi bana hesap sormayacaksın diye? Ha!
Hanimiş benim Reyhan'ım. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Allah Allah. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Sarı sana hayran, hayran, hayran. De. Ulan nerede kaldı bu dağların kızı? Gel Reyhan, gel gel gel. Ulan Reyhan, gel dedim mi geleceksin? Uy! Uy! Kurban olayım sen. Kız sen nereyesin? Ay sorma Eşref'im. Ya abimin erkenden kalkıp evden çıkacağı tuttu. Anca gelebildim. O Lahmi bu saatte kalkar mıydı? Ne bileyim ben. Eşref'im, sana poğaça yaptım sıcak sıcak. Üstelik bir tane bile yemedim. Nasıl? Kilo vermiş miyim? Yo. Hala şişkosun. Ula! Bana sordu, sana sormadı. Araya girme. Ne işin var senin buraya? Ben şişkoysam beni beğenen böyle beğenmiş. Sana ne oluyor? He, ne oluyor? Belki ben balık etli seviyorum. Al bak, abim de şişko dedi. Ben balık etli miyim Eşref? He, balık etlisin. Ama hamsi balığı etli. Sen hiç tombul hamsi gördün mü? Uy kurban olayım sana. İkinize de. Hamsiye de, Reyhan'a da. Sen gir içeri, ahtapot musun buraya? Niye girecekmişim abi? O da beni abisiyle görüştürmedi. Size bacı kardeş hayırlı günler dilerim. Ne dedin, ne dedin? Abi ben uyur gezerim. Ceylan! Sağ olasın bacım. Hele otur. Ben senin abin sayılırım. Bana her şeyi anlatacaksın. O aşım hırdavatı ne fırıldak çeviriyor? Bir şey çevirmiyor. Bacım. Abi. Haşim bir illete tutuldu ki. Ocağımız söndü sönecek. Utancımdan kimseye söyleyemiyorum. Kimseye söylemeyeceksin, abine söyleyeceksin. Abi. Kumara müptela olmuş. Bütün kazancını orada yiyor. Yetmedi, evdeki bütün bilezikleri, altınları aldı götürdü. Dükkana gittiği de yok. Sabahtan akşama kadar kumarda. Hem kendi ömrünü hem de çoluğumuzu, çocuğumuzu, rızkını yiyor. Nerede kumar oynuyor bu hırdavat? Amma sıkıyorsun kağıda ha. Hoppala, geçmiş olsun. Sayın kaç? 54, yanmaz. Ben yandım. Ulan Haşim, çekinin karşılığı var mı? Var, var. Senin işine bak. Eşref abi çıkma yaptı. Kumur oynaman için. Oğlum Eşref abi cömert adamdır.
Ama kumar oynadığımı bir duysa. Ne yapar? İki kızar ama sonra affeder. Ne affederim? Deyiz. Eşref abi vallahi kendi ısrar ediyor oynayayım diye. Hadi bakayım göreyim sizi. Adamı S2 alıp yutmak nasıl oluyor? Lan! Lan! Ah dilin kopsun Ceylan. Bir diline sahip çıkamıyorsun. Yine biz yedik yasağı. Reyhan'ın fink atıp geçsin. Yabancısıyla konuşuyor bu kız. Aa! Ama hayatım bak giderim sonra. Ya. Gel kız buraya. Eşref Bey! Eşref Bey! Eşref Bey, özür dilerim. Ama bir bakar mısınız? Size bir şey söyleyecektim. Hayırdır Feraye Hanım? Biraz özel. Eve kadar gelebilir misiniz? Tövbe tövbe. Allah'ım sen bizi olmadık işlerden koru ya Rabbim. Hayatım vallahi bir gün böyle köşe bucak buluşurken yakalanacağız Eşref abilere. Sonumuz olacak. Sus Şükriye sus. Biz Eşref abi öyle bir yakaladık ki. Eşref abiyle Feraye Hanım arasında bir şey mi var Hayati? Yok. Yerine bay, biz de mandalız.